Evet, söz bende ise başlayayım. Buyurun. Tereyağının anamadanın otun ateşinde pişmiş ekşi mayalı ekmeğin izleyenlerin tüyleri diken diken oldu. ağzı acık izledi. Yani e, ben yani sırtında her türlü günahı, her türlü vebali ve mezhepsizliği. Şimdi Gökhan Göz'le Gülşah Saraçoğlu beraber lay lay lon bir şekilde bir gece yarısı beni aradılar ve Gökhan Göz bana Fatoş yerlilerle ilgili... Ya Allah diyor aşkına şu ıı, yılın ilişkisine girelim. Geliyorum, son... geldim. Hazır mısınız? Evet, son y 10 dakika. Şimdi efendim biliyorsunuz e, yazı bir olay oldu. Ne oldu? Gülşah Saraçoğlu, e, Gökhan gözlenen bir adamla beraber oldu. Ve e, maalesef işte bu e, şov dünyasındaki kadınların bir takım iş adamlarıyla beraber olup sonra onları bize hediye etmeleri gibi. Yani biz Gökhan Gözü Gülşah Saraçoğlu sayesinde tanıdık. Evet. Ondan sonra bir alevli aşklar yaşanmaya başladı Gülşah'la ikisi arasında. İşte bayağı bir yukarılara yani çıktı. Yani ona hemen ithaf ediyorum. E, depresif bir ilişkiden bahsedebiliriz. Aşk asla değil aşkı lekelemeyin. Yani dört defa ayrılıp beş defa e, devam başı, eden arasında başı, başında, başında, başında da aşk yani yoktu. Biz sırada... zannediyorduk en azından evet. diyelim yani. Yani ayrılık da olabilir de bir kadın ha hakkında hayatındaki bir kadın hakkında çok ahlaksızca şeyler söyleyen adamların Aşkına falan inanmam ben. Doğru. Yani insanın dili varmaz bir başkasına hayatındaki kadını anlatırken gerçekten öyle olsa bile o şekilde anlatmaya. Ben e, hani bir namus kavramı vardır. Ne olursa olsun o kadın. Öncesinde Şu ne söylersin. olursa olsun. ...veyahut da sonrasında da yani istemiyorum, sevmiyorum. Manyal teki dersinde... en fazla söyleyeceğim bu. Ama her şeyi anlatmaz. Pis pis laflar söyleyip birbirlerine bu kadar küfürler edip ondan sonra tekrardan herkesin gözünde yine sarmaş dolaşıyor. Bu, bu çok ciddi. Ben aslında bir kadın olarak böyle bir şeyi çok e, bana yakıştıran bir adamla bir araya gelmem bir daha yani. Orada bir hata Sonra idi bence. biliyorsunuz Berdan Mardin'i e talihsiz bir ayrılık yaşadı. Çünkü Fatoş Yerliler tarafından aldatıldı. Biz de yazın burada Beyaz Magazini yaparken e, Bilal Özcan bana dedi ki sen dedi bu kadının çok üstüne gidiyorsun dedi. Fatoş Yerlilerle ilgili çok iddia duyuyordum. Ee, ama bir türlü mesela başka programlarda da söylüyordum, partnerimle paylaşıyordum. Sonra diyordum ki ya niye biz bunu gündeme getirelim ki bize ne? Çünkü e, Alabiden öğrendiğim çok şey var onunla masada otururken. Altı dolu mu biliyor musunuz der. de i̇şte bundan popüler isimler çok değildim. Değil Tam Esra Eroğlu aslında bu şey. Bu, aslında <laughs> bu konu evet aynen öyle. Tam Esra Eroğlu. E aynen. sonra bir e, aynı otelde kaldıklarını ortaya çıkarttık. Sonra vurulduktan sonra Fatoş Hanım'ın işte şikayete Gökhan Göz'ün arabasıyla evet ettiğini ortaya çıkardık. Bunları da zaten yayında verdik. Sonra dedi ki yardım ediyorum dedi. Şöyle dedi, böyle dedi. Fakat tekrar barışıldı sonra biliyorsunuz Gülşah'la. Ben evli olduğunu da bilmiyorum dedi bu kadın. Ben sonra. evli olduğunu bilmiyordum. Sara ismiyle benle tanıştı dedi. Sara ismiyle onunla ilişki yaşamaya başladım dedi. Sonradan öğrendim ki Berdan Mardin'in karısıymış dedi. Hatta bana da dedi, bana da parmak salladı. Beni de bu pis işlere sokmayın. Siz kimsiniz ki beni konuşuyorsunuz dedi bu masalarda. Benim ve ailemi hayatımı. Ay. Sonra da Gülşah'la barıştı tekrar. Lay lay lom. Yine bir tatile gittiler. Tatilden fotoğraflar paylaşıldı. Şimdi 3-4 gün önce millet şok oldu. Çünkü Fatoşiyelliler o zaman hayır ben bu adamı dedi bir davette 10 dakika gördüm tanımıyorum dedi. Yalanlar zinciri ya. Ya size anlatamam. Rezilik Gerçekten ya. tam yani o tarz program. Sonra bir baktık, böyle bir paylaşım geldi. Evet, söz bende ise başlayayım. Tereyağının anamadanın, otun ateşinde pişmiş ekşi mayalı ekmeğin memleketinden herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Esra Erol'da <laughs> bağlandıkları sapık adam, konuyu değiştiriyordu ya. Zonguldak'ın bilmem neresinden Baltiyar. <laughs> Şimdi bu olayda var ya, dört isim var. Evet. Ee, yani dördünden hangisi tutsan elinde kalıyor. Gülşah Saracoğlu. Oradan başlayalım. Gülşah Saracoğlu e, dört defa ayrılıp beş defa barıştığı bir neydi Gökhan Göz mü? Hmm. Evet. Bu Gökhan Göz'ün bir evini bastı. Eşyalarını kırdı. İki e, Instagram'da yaptığı canlı yayını basıp bana göre insanlık suçu işledi. Onun anasına küfretti. Yani Gökhan Göz'e küfredebilir. Aralarında Tabii. girişti Ama bir kadının ee, bir erkeğin annesine küfretmesi bağışlanabilir bir şey değildir. Ben yazdım da o zaman söyledim de e, Gökhan Göz'ün annesinden özür dilemediği sürece e, benim gözümde mute, muteber bir insan değildir Gülşah Sarıoğlu isterse e, dünyanın en ünlüsünü giydirsin. Sonuçta özür dilemedi beraber oldular. E, o e, depresif ilişkinin ...sürmeyeceği, ondan bir evlilik çıkmayacağı... ...o kadar bas bas belli oluyordu ki... ...söylemesem onuza geldi. Ee, iki çocuk babası... E, ...kişi... ...ayrıldığı eşi hakkında bir açıklamalarda bulundu. İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu. Ağzı açık izledi. Yani e, ben konsere gidince... E, ...arkamdan giyinip, peruk takıp... E, ...başka bir kimlikle sokağa çıkıp... E, Üstelik başka bir isimle birileriyle e, e, nikah yapıp onun e, evlilik cüzdanını evde saklıyordu. Yani akıllara durgunluk veren bir e, kadın yetmedi. Bu açıklamalardan önce bu kadının içinde olduğu otomobile 5 kurşun sıkıldı e, bu tarafından aşağıya. Faili meçhul. Kim sıktı belli değil. Arkasından e, Gülşah Saracoğlu bu... Kadınla ilişki, Yelilerle Yelillerle kendisini aldattığı için Gökhan e, gözden ayrıldığını açıkladı. Fatoş Yeliler bir açıklama yaptı. Açıklaması şu, e, yanlış bir şey söylemeyeyim. E, diyor ki e, ben Berdanmanni Barnini ile boşanma arifesindeydim. Gökhan Bey ile tanışmıştım. Kendisinin bundan haberi yoktu. Yani boşandı biliyordu herhalde çünkü. Berdan Mardin'in karısı Fatoş Yelilerev olarak tanışmamış Allah. Sara olarak. Evet, Fransa'da başka, yaşıyorum evet, ve ismim evet, Sara. Başka bir kimlikle. Kendisinin bunlara bu sebepten dolayı kendisinden ailesiyle büyük sorunlar yaşadı. Ondan özür diliyorum. Çünkü Gökhan Göz'ün üzerine gitti ailesi evet. yeter artık diye. O da Gökhan Göz'ü akladı böylelikle. Evet. Güya. Adam ne dedi bunun üzerine? Diyor ki. Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoşiyelileri destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir. <laughs> Şimdi bu açıklamayı yapan kişi e, fotoğraf değiştirirsen o e, karda Fatoşiyelileri sırtına aldığı taşıyor Gökhan Göz. Bir e, yani ben ...beraber olduklarına dair bir evet, fotoğraf paylaştık ilan önce. Daha doğrusu ilişkilerini ilan ettikler. Evet bu. Evet. Yani sırtında her türlü günahı, her türlü vebali ve mezhepsizliği taşıyor şu anda. Şimdi bir, bir şey hemen araya girmek istiyorum, eklemek istiyorum. Şimdi bu kadın evliliği süresince sadece Gökhan Göz ile değil... ...birçok futbolcu ile onunla bununla bu yapmış olduğu fake hesaptan bağlantıya Görüş geçmiş... Şöyle perukları varmış 8-10 tane. Gerçekten bu insanlara kim olduğunu Berdan Mardin'in karısını olmadan bunlarla tanışıp birlikte olup e, bu tip şeyler yaşamış. Hatta bir tanesini artık şey e, sevgili cüzdanı çıkartmış otellerde rahat kalabilmek adına falan gibi bir sürü dökümanda elimize geldi. Zaten Berdan Mardin'in de bunların hepsini... E, Berdan e, Martinis'in programa gelene kadar bu kadınla yıllarca, on yıla yakın beraberdi. Hiç ihanet kokusu almamış mı ya? Ya Diyor ki, ben aynısını sordum. Diyor ki, karınız oğlu olunca diyor buna bu şekilde bakıp şüphelenmiyorsunuz. Çünkü her diyor. gün evden arıyormuş. Mesela ben diyor evimin barkından uzak yaşayan bir adam değilim normalde. Ama sahneye çıkmaya gidiyorum. Mesela diyor ki, şu anda biz çocuklarla uyuyoruz diyor. Hadi çüs diyormuş, kapatıyormuş. Ondan sonra çocukları arabaya bindirip, bir otele götürüp otelde çocukları yatırıp o otelin bir başka odasında e, bu kişilerle buluşuyormuş. Tabii gökhan gözle çocukları... buluşma hikayesi böyle. Tabii. Ya da berdan çok yurt dışında İstanbul dışındayken çocuklar da çok bunaldı onları alıp hafta sonu tatile gidiyorum diyormuş. Onları da yine bir otelde bırakıp bir başka şehrede onları otelde bırakıp e, gittiği zamanlar oluyormuş ki zaten çocuklarının elinden alınma sebebi çocukları bırakmak, terk etmek bir otel odasında veya herhangi bir yerde, velayetin aslında babaya verilmesinin sebebi bu. Şimdi bu artık ahlaki değerleri zaten hani burada tartışamıyoruz bile. Hani bir kadının bu kadar aleni bir şekilde kocasını tamam. aldatması bir kişiyle değil yani 3 3 5 gibiyle devamlı süreç Ya burası bu yani. çok kötü. Yılan hikayesi. Evet Yani Fakat... ama bunlar bunların hepsi tabii iddia yani. Yok yo iddia Yok, değil iddia abi. Değil. Hepsi ispatlanmış. Şimdi Gökhan Gözle Gülşah Saraçoğlu beraber lay lay lon bir şekilde bir gece yarısı beni aradılar. Ve Gökhan Göz bana Patoş yerlilerle ilgili ne dedi? Reklamlardan sonra açıklayacağım. Ooh. Şimdi bir gece oturuyorum. Gökhan Göz'le Gülşah Saraçoğlu yine barışmışlar. Aa ne güzel falan. Allah mutlu etsin dedim. Ondan sonra Gökhan Göz bana dedi ki Sinem dedi bu kadın benim her şeyimi çaldı dedi. Kim dedim? <laughs> Fatoşiyeliler dedi. Öyle bir hırsızlık yaptı ki dedi şimdi kardeşim dedi sana öyle bir belgeler yollayacağım ki dedi gözlerine inanamayacaksın dedi. Ama ben bu kadını avukatlarıma verdim dedi. Yani şimdi Gökhan Göz o zaman Ali abinin dediği gibi biraz önce bu kadar iğrenç laflar söylediğin kadını şimdi sırtına alıyorsan bana sakın Instagram'dan falan yayın bitişi gider yapma sakın aman hiç çekemeyeceğim. Çünkü de öyle yapıyor. İsmimi de yazıyor beni etiketliyor. Ama bu fotoğraflardan sonra artık söyleyebileceği bir şey kalmadı. Ama zaten. sen bunu bana söyledin. Gülşah Saraçoğlu ile ikiniz beni aradınız. Sen Ay de bana dedin ki bu kadın benim cebimden para çaldı. Beni uyuttu. Bir takım bir şeylerimi evden çaldı. Ben Sinem'cim avukatıma gittim. Allah beni kurtarsın dedin. Hatta o yetmedi ne dedi biliyor musun? Berdan Mardini ile dedi arayıp bir özür mü dilesem dedi. Bu kadar bunları söyledi bana. Berdan yani. Berdan Mardin ile baştan evliliğini bilmiyor olabilir ama sonra e, fotoğrafçılere savcılığa işte ifade vermeye giderken kendi arabasını gönderdi. Bunu bilmiyor olmuş olamaz. Mümkün zaten dur. şimdi en azından artık biliyor ve bu olaylardan sonra sırtını aldıysa bu kadını baştan beridir zaten evli bir adamın karısıyla evli bir kadını olmak bana göre yani hani şerefi olan bir adama çok yani olmayacak bir durumdur gerçekten. Bu fotoğraflardan sonra artık söyleyecek bir şey de yok. Yani gerçekten yani insan iğreniyor. Yani insan şimdi dedi ya Ali Bey yani bazen dedi haberler yapılıyor. O çocukların yarın hani karı kocalar birbirlerini suçluyorlar. E çocukları var yarın annesini böyle mi görsünler ne gerek var diyorsun ama şimdi böyle bir annenin çocuğu yarın öbür gün annesini başka adamın sırtındaki babasını aldattığı adamla gördüğü zaman Şimdi bunu da acaba o çocuk bilmesi gerekiyor mu bilmemesi mi gerekiyor onu bilmiyorum. Yani bu çocuklar hiçbir zaman bu anneyi bir daha kabul etmeyeceklerdir. Ben inanmıyorum edeceklerine yani. Tabii tabii Anladım. çocuklar zaten Zaten bütün istemiyor. bu hikayeyi anlatan babaya bir de şöyle bir şey var diyorsunuz ya hani bunlar iddia belgeler bunlarla ilgili her şeyi bu yazım çizimleri başka adamlarla olan fotoğrafları yazışmaları falan saklamış bu. Eve Evde kadına telefonu açmış demiş ki benim demiş bir torbada bunlar saklı bunları al at demiş. Tabii kadın da gidip bunu Berdan'a vermiş zaten öyle çıkmış. Çocuklar da babacığım biz size anlatmadık bugüne kadar ama bizi otele götürüp bırakıp gidiyordu sevgilisine. Bunları da anlatan çocuklar. Çocuklar zaten biliyorlar çok acı bir şekilde yani. O yüzden de hani Allah ıslah etsin diyeceğim yapabilecek bir şey yok. Berdan'a da sabır versin, Berdan'ın ailesine de sabır versin. Çok zor, çok bir, zor şey bir şey yani şey. anormal bir şey yani. Vallahi bu Fatoşeliler anlatıldığı kadarıyla yaşadıysa bunları... Ee, yani hayatı film olacak bir e, kadın şizofren e, psikorfa, korku filmi yani, başka isimlerle e, yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez e, bugün e, demek ki düşünüyor sabahleyin yeni biriyle sarışın olarak tanıştı Ayşe diye sarışın peruğunu takıp çıkıyor bir evet. başka hafta kızıl fotoğrafıyla Son zamanlarda baya bir korkusu oluşmuş. Berdan'la röportaja eve falan gidildiği zaman ortadan kayboluyormuş. Bu da Berdan'ın ekibindekilerin aslında dikkatini çekmiş böyle yapıyormuş. Ay ay ben kameraya falan çıkmak istemiyorum. Hı. Ama bu olaylar patladıktan sonra sürekli dilinde bir Karadeniz türküsü. Ne? Onu paylaşıp bilmiyorum işte bir Karadeniz türküsü söylüyor. Yani sesim de güzel diyor. Aslında bence Fatoş şimdi böylelikle gündeme gelip bir şekilde tanınmak istiyor. Yani biraz önce sizin dediğiniz evlilik bu da. Yani Fatoş da bir yere gelmek istiyor. Ve bazen bazı adamlar ve bazı kadınlar kendi paralarıyla bir canavar yaratıyorlar. Berdan o Mardini anda. de kendi parasıyla bir canavar yaratmış işte evin içinde. Bu kadının estetik e, olduğu, e, sürekli kendi, sporda e, şöyle bir iddia da var. Bu kadının e, bunlar da şeyecek gurbetçi bir aile. Evet. Bu kadının e, orada tabii yıllarca çalıştıkları için bu kadının ailesinin parası varmış. E, karı, parası olduğu için de Gökhan Göz bu yüzden tercih ediyor diye de mesajlar yazdılar bana. Yani e, kadının çok parası varmış. Yani kadının berdanın parasına ihtiyacı yokmuş. Ben zaten şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bir kadın diyelim evliliğinde çok mutsuz olduğunu varsayalım. Kocasını onu aldatıyor. Ve hani e, hiç kocalık görevlerini de yerine Türk getirmediğini. Türk kadınlarının %80 hani, başına gelen evet, bir durum bu. Evet %99'dan herkes bunu yaşıyordur. Şimdi e, diyelim ki ayrılamıyor da yani hani ekonomi. Gücü yok. Ve gitti oldu ya birisine aşık oldu olmaması gereken ve kabul görmeyen bir taraftayım ben her zaman ama hı hı. bunu da varsayalım. insani bir durum bu oldu bu başka bir şey bunun yani periyodik olarak her gün başka perikular takıp her gün başka adamlarla yazışıp buluşup otellerde buluşup ilişki yaşayıp eve kocasının yanına gidiyor aşkım biz şimdi uyuyoruz çocukları seni demesi bu. Gerçekten Ali Bey'in dediği hastalık gibi, bir tamamen bir hastalık. Tamamen tedavi görmesi gerekiyor. Ve biliyor musun mahkeme en az 18 yaşına kadar falan men edebilir. Tabii tabi. Yani bu çok büyük bir anormal bir durum yani. O yüzden de o gün berdan geldi buraya, anlatamıyor, sıkılıyor. Bir erkeğin tabii, bunu tabii. anlatması da çok zor bir şey. Yani nasıl desin ki benim karım böyle? Nasıl diyebilir bir insan? Yani çocukların var. Çocukların anne psikolojisi de... yeni yeni bozuluyor, ay Se düzeliyor çocuklar, Ali çocuklarım abi. Çocuklarım var da bu bütün bu olanlardan sonra e, ben e, yani kondurmak istemiyorum ama e, şöyle bir film senaryosu yazıyorum. Hmm. E, i̇ki çocuk var, biri rahatsızlanıyor, e, böbrek nakli ya da ilik nakli gerekiyor, e, DNA yapılıyor, e, çocuklar kardeş çıkmıyor, anne babanın DNA'sı ay. yapılıyor. Ee, ve oradan geri dönüyorsun. Annenin e, peruk değiştirdikçe başka biriyle ilişkisini e, ay, beyaz perdeye taşıyorsun. Allah korusun. Ya yani ben Berdan Mardin'in yerinde olsam e, yani onu e, evet bu şeyden sonra velayetten men edebilir ama yani e, çocuklar için de bir DNA testi yaptırması gerekir eğer bu kadar eee yani yatağındaki kişiyi tanıyamamışsa... insan kimseyi tanıyacak. Evet. Ay korku Çok acı. Yatağımdaki ee, düşman diye bir film vardı. Bilmiyorum söylediniz ee, mi? Gerçekten korku filmleri. Eve gidince yatağımızdaki, yatağımızdaki düşmanı... Bir ay yatak şimdi. Vallahi yatakla ilgili <laughs> her şey. Yılan. Bence yayın e, bitti efendim. Çok teşekkür bence ediyoruz. Bence de bitsin biliyor evet. musun? Bitti. Çünkü bu enerjimizi bitiren bir bitti, haberdi yayın, gerçekten. Bitti e, yayın. Herkes gitsin şimdi yatakla ilgili bir kitap alsın. Yatağımdaki düşman, yatağımdaki yılan okusun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.